Antalya'da bir hırsız pideci dükkanına girdi. Kullandığı yöntemse bir hayli ilginçti. WhatsApp ihbar hattımıza gönderilen güvenlik kamerası kayıtlarında kimliğini gizlediğini düşünüyordu ama dükkan sahibi çok önemli bir detay yakaladı. Hulyabari geliyor. Karton kutunun içine girdi, hava almak için de delik açtı. Çarşafa sarılıp pideciye giren hırsız, dükkan sahibini bile şaşırttı. Kameraya bakıyor, bakıyor. Burası Antalya'da bir pideci. Saatler gece yarısını gösteriyordu. Karanlığın içinden önce bir karartı belirdi. Daha sonra o kişinin hırsız olduğu anlaşıldı. Tüm çabası kasaya ulaşmaktı. Kamerada kimliğinin deşifre olmaması için akıl almaz bir yöntem kullanmıştı. Adeta hareket eden bir kartonu andırıyordu. Hulyabari geliyor. Kasayı açması zor oldu. Hava almak için açtığı delikten güçlükle kasayı açabildi. Ve bozuk paraları almaya başladı. Dükkan sahipleri sabah gelip görüntüleri izlediğinde şok oldu. Ama onun kimliğini ele verecek bir başka detay buldu. Kolunda bak dövme var, dövme var. Dövme var kolunda bak. Görüntüler şimdi poliste. Polis 40 lira çalan kartonlu hırsızı arıyor. %90 işitme kaybı olan 4,5 yaşındaki Eren'i hayata bağlayan tek bir şey vardı. O da işitme cihazı. 18 bin lira değerindeki o cihazı bir vicdansız Eren parkta oynarken çaldı. Duymadığı için konuşamayan Eren'i sessizliğiyle bir başına bıraktı. Evet, ne? Göz. Evet, göz. Baktım koşarak yanıma geldi. Baktım cihazı yok kulağında. Parkta oynarken bir vicdansız kulağından çekti, aldı. İşitme cihazını çaldı. 4,5 yaşındaki Eren'i sessizliğe mahkum bıraktı. Çocuğumu okula kaydetmişim. Cihazı olmadan okula gidemeyecek. Gün gününe geriye gidiyor. Eren Kaya bebekliğinde geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden duyamıyor. %90 işitme kaybı olan Eren 2 yıl önce cihazla yeniden duymaya başladı. Ağız nerede? Ağız. İşitme cihazı Eren'i hayata bağladı. Minik Eren yeni yeni konuşmaya bile başlamıştı. 15 gün önce bir vicdansız Kaya ailesinin mutluluğunu bozdu. Parkta oynuyordu, sallanacakta sallanıyordu. Ondan sonra 5-10 dakika 15 dakikaya vardı yoktu. Baktım koşarak yanıma geldi. Baktım cihazı yok kulağında. 18 bin liralık cihazı küçük çocuğun kulağından bir hırsızın çaldığı anlaşıldı. 3 parça ayrılıyor zaten. 2 parçasını bulduk. İşlemci olan, değerli olan parçasını bulamadık. Cihazı olmadığı zaman gördüğünüz gibi hırçın. Kendini ifade edemediği için saldırgan. Cihazı çalınan Eren duyamadığı için konuşamıyor da. Her gün durumu daha kötüye gidiyor. Aile polise gitti. Ancak vicdansız hırsız bulunamadı. Ailenin 18 bin liralık cihazı alacak parası da yok. SGK'da cihazın masraflarını 7 yılda bir karşılıyor. Yeniden hak kazanmaları için de 5 yıl daha var. Ben bazen duygusallanıyorum diyor, ağlama, cihazını baba alacak. Yani konuşuyordu artık, o cümle kuruyordu. Kendi ifade edebiliyordu. Evet, çok güzel. Anne Nezahat Kaya'nın şimdi tek bir isteği var. O da günden güne durumu geriye giden evladına yeni bir işitme cihazı.